Videomuza sponsor olduğu için Altium Designer'a teşekkür ederiz. Herkese merhaba. Bu videomuzda elektromekanik bir oda ısıtıcısı yapacağız. Elektromekanik derken elektroniğin temellerini içinde barındıran harika bir uygulama olacak. Bunun için neodyum mıknatıs, 3D yazıcı ve bir parça bakır boru kullanacağım arkadaşlar. Öncelikle 3D yazıcıda motorum için bir platform hazırlıyorum. Yine burada ise neodyum mıknatıslarımı yerleştirmek üzere başka bir platformum var. Buralara neodyum mıknatıslarımızı N ve S olacak şekilde yerleştireceğiz. Bu gördüğünüz aslında mekanik bir indüksiyon ısıtıcı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buralar N ve S kutuplarıyla yerleştirilmiş durumda. Öncelikle sistemin mantığını anlatarak işlemime başlamak istiyorum. Hazırladığım bu düzeneyi test etmek için bir tahta platform üzerine vidalarla sabitliyorum ve bakır boruyu da bu sistem üzerine sabitlemek üzere yine başka bir düzenek oluşturuyorum. Komple sistemimizi bir parça tahta üzerine sabitleyerek hazır hale getiriyoruz. Sırada ise hareket eden manyetik alanın etkisiyle ısınacak olan bakır borumuz var. Boruyu platformdaki yerine yerleştirerek gördüğünüz gibi ölçü aletinin ısı sensörüyle içerisinden sıcaklık bilgisini alacağız arkadaşlar. Küçük bir test yapıyoruz. Sensörümüz gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şu an teknik olarak mekanik bir indüksiyon ısıtıcı oluşturduk arkadaşlar. Manyetik alanın hızlı bir şekilde yön değiştirmesiyle bakır borumuz ısı üretmeye başladı. Burada sıcaklığı motorun devrini kontrol ederek değiştirebiliriz arkadaşlar. Motor devri arttıkça burada bakır boru içerisinde oluşan ısı da artacaktır. Motor devrini yeterince artırdığımızda 100 dereceye çok rahat bir şekilde ulaştık arkadaşlar. Farklı bir deneme daha göstermek istiyorum. Normalde mıknatısın çekmediği bakır bir plaka var. Bu plakayı şimdi hazırladığım düzenek üzerine yerleştireceğim. Bakın yaklaştırdığımda zaten çekilen akımdan sistemin nasıl tepki gösterdiğini görebilirsiniz. Şu an bakır plaka üzerinde manyetik sürtünme meydana geliyor arkadaşlar ve bu da motorun zorlanarak daha fazla akım çekmesini sağlıyor. İsterseniz plakayı sabitleyip üzerine birazcık su damlatalım ve sonuçlarına birlikte bakalım. Motor devrini yeterince artırdığımızda buradaki bakır plakanın ısı üretmeye başladığını ve üzerindeki suyun kaynadığını görebilirsiniz. Şu ana kadar izlediğiniz her şey sistemin çalışma mantığıydı. Şimdi gelin birlikte oda ısıtıcımızı hazırlayalım. Asıl proje şimdi başlıyor diyebilirim. Altium Designer, mühendislerin ve kullanıcıların elektronik tasarım sürecinin her yönüyle zahmetsizce bağlantı kurmalarını sağlar. Sezgisel ve kolay bir şekilde PCB tasarımlar oluşturun. Sizi her açıdan birbirine bağlayan güçlü arayüz. Elektronik tasarım sürecini hızlandırın ve kolaylaştırın. Açıklamalar kısmında bulunan linki kullanarak Altium Designer yazılımının ücretsiz versiyonunu bilgisayarınıza indirip kurarak denemeye hemen başlayabilirsiniz. Altium 365'e entegre Octopart'ı kullanarak yüzlerce distribütör arasından elektronik bileşenlerinizi arayabilir ve kendi aralarında kıyaslayabilirsiniz. Açıklamalar kısmında bulunan
ücretsiz bağlantıları kullanmaktan ve bu uygulamaları denemekten çekinmeyin. Bağlantı parçalarını yenileyerek daha büyük bir tahta platform üzerine monte ettim ve bir su deposu oluşturacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir saklama kabını su deposu olarak kullanacağım. Su depomun birazcık büyük olduğunu farkındayım. Bu sayede üretilen fazla ısının su üzerinde depolanmasını ve daha fazla aniden ısı çekmek istediğimizde buradaki depolanan suyun kullanılmasını sağlayacağız. Isınan bakır boru içerisinden pompa yardımıyla soğuk suyun geçirilerek ısınması ve bu esnada herhangi bir sızıntının meydana gelmemesi için burayı sıvı conta ile kapattık. Kullandığım sıvı conta yaklaşık 300 dereceye kadar olan sıcaklıklara dayanıklı. Yani buradaki ısı contaya herhangi bir zarar vermeyecek. Su pompasını yerine yerleştirerek su haznesi içerisine alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapağımızı da kapattık. Artık pompamız çalışmaya hazır. Şimdi bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Yani radyatör üzerine fanımızı yerleştireceğiz. Fan normalden küçük olduğu için dil çubuğu kullanarak buradaki fazlalıkları kapattım ve fanı silikon yardımıyla buraya yerleştiriyorum. Normalden küçük bir fan olmasına bakmayın arkadaşlar. Bu sayede hava akışı yavaşlatılarak istenilen sonuç daha iyi bir şekilde alınmış olacak. Su gidiş ve dönüş bağlantılarını oluşturduk. Artık fan devrini ve pompanın ne kadar hızda su aktaracağını ayarlayacak olan basit bir elektronik devremiz var. Bu devreleri de hazırlıyoruz. Bu sayede sistemde bulunan 3 değişkeni kumanda etmiş olacağız. Gerekli gerilimi değiştirerek, yani sistemin giriş voltajını değiştirerek motor devrini kumanda ederken, bu MOSFET'leri kullanarak ve burada bulunan potları kullanarak ise fan devrini ve su pompasının su pompalama hızını kontrol edeceğiz. Bu sayede sistemi en verimli olduğu noktaya ayarlayabiliriz. Fan hızı ve pompa hızının kontrol edilip edilmediğini test etmek için küçük bir deneme yapıyoruz. Gayet başarılı bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Artık bütün enerji bağlantılarını bir noktada toplayabiliriz. Gördüğünüz gibi hem motor hem de fan ve pompa bağlantılarını bir araya toparladım. Buradan sistemimize güç vereceğiz. Gördüğünüz gibi enerji bağlantısını da oluşturduk. Ayarlı güç kaynağım üzerinden çekilen akım bilgisi ve sisteme gönderilen voltaj bilgisini de okuyabilirsiniz arkadaşlar. Buradan gerilimi değiştirerek manyetik alanın değişme hızını kontrol ediyorum. Dolayısıyla da sistemin aslında bir nevi sıcaklığını kontrol etmiş oluyoruz. Sırada su deposunun su ile doldurulması var. Buradan su depom içerisine soğuk suyumu dolduruyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi suyumuzu sisteme
dahil ediyoruz. Şu anda sistem tamamen boş olduğu için buraya biraz fazlaca su koydum. Çünkü radyatör içerisindeki havanın su ile yer değişmesi gerekecek. Giriş voltajını ve pompa devrini değiştirerek radyatör içerisindeki havayı suyla değiştiriyoruz arkadaşlar. Havanın çıkarak yerine su dolmasını sağlıyorum. Artık giriş gerilimini 12 volta ayarlayacağız ve manyetik sürtünmenin artarak burada bulunan suyu ısıtmasını sağlayacağım. Bunun için sisteme birazcık zaman tanımam gerekiyor arkadaşlar, çünkü oldukça fazla miktarda suyumuz var. Şimdi sistemi kendi haline bırakıyoruz. 15 dakikanın sonunda arkadaşlar 12.14 volt gönderdim ve şu an sistem 1 amper çekiyor. Şu anda radyatör sıcaklığım 71 santigrat dereceye ulaşmış durumda. Zaten buhardan bunu görebilirsiniz. Buradaki termometrem ise hava sıcaklığını ölçmek için kullanılacak. Şimdi gelin birlikte fanımızı çalıştıralım ve termometredeki değişimi birlikte gözlemleyelim. Oda sıcaklığım yaklaşık 22-23 santigrat dereceydi. Gördüğünüz gibi şu an buradan oldukça yüksek sıcak bir hava geliyor. Termometremin yavaş yavaş yükseldiğini görebilirsiniz. Sistem verimliliğini artırabilmek için 3 adet değişkenimiz olduğunu söylemiştim. Fan devri, giriş gerilimi ve pompa hızı. Bu 3 ayarı değiştirerek arkadaşlar sistemi en verimli olduğu noktaya ayarlamanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi fan devrini ve pompa hızını biraz daha ayarladık. Yine giriş voltajını da birazcık artırdığımda sıcaklığın çok daha iyi bir şekilde yükseldiğini görebilirsiniz. Neodym mıknatıslar için oluşturduğum platformun parçalanma ihtimaline karşı giriş gerilimini 12 voltun üzerine çıkartmayacağım arkadaşlar. Çünkü burada kullandığım plastik parçalanabilir ve bu da oldukça riskli bir durum ortaya çıkarabilir. Şu anda gerçekten güzel sonuçlar aldım. Şu an radyatör içerisinden gelen hava sıcaklığının 49 dereceler civarında olduğunu görebilirsiniz ve artmaya da devam ediyor. Sistemin genelini uzaktan gösterecek olursak 12.47 volt ve 1.4 amper çekerek 50 derecelik hava sıcaklığı elde ettik arkadaşlar. Elime gerçekten güzel bir sıcaklık geliyor. Böylece projemizi de başarıyla tamamlamış olduk. Bir sonraki videomuz ve projemizde görüşünceye değin hoşça kalın. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bu konuyla ilgili fikirlerinizi de yine yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.